Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika. Madagaskar, Afrika, Madagaskar'da Caner Çakmak var. Asya, Güney Kore, Ali Öztarsu var. Avrupa, Fransa, Nazmiye Güler var. Güney Amerika, Brezilya, Umut Eker var karşımızda. Hazırlar mı? Evet. Dördünü de görüyorum. Artık Güney Kore, Ali Öztarsu'yla neredeyse akraba olduk diyebilirim. Tabii bu arada Madagaskar, Caner Çakmak'ı da tanışıyoruz, tanıyoruz daha önceki bağlantılardan. Fransa'da Nazmiye Güler var. Güney Amerika, Brezilya'da Umut Eker var. Ben Umut Eker'le başlamak istiyorum. Ya Brezilya'da durum feci diyorlar. Öyle mi yani? Çok mu artış var? Pandeminin merkezi falan diyorlar. Neredeyse merkezi haline geldi diyorlar. Ne diyorsunuz? Çok teşekkürler. Öncelikle güzel Türkiye'mize iyi geceler, sizlere iyi yayınlar. Evet, dediğiniz gibi Brezilya'da son 10 günden beri büyük bir artış yaşanıyor. Öncelikle vaka sayılarında da, hayatını kaybedenlerin sayısında da büyük bir artış var. Zaten Güney Amerika bölgesinde ve Orta Amerika'yı da kabul edersek buranın merkezi Brezilya konumunda. Son vakalara baktığımız zaman şu anda vaka sayısında ve ölüm sayısındaki artış her gün daha da fazla ileri gidiyor. Peki ne Ancak yapılıyor? burada Yani ülkede Umut Eker ne yapılıyor? Hepiniz karantinada mısınız? Evlerde misiniz? Nasıl bir yani şey ağır tedbirler var mı? şu anda aslında ağır tedbirler yok. Zaten baktığımız zaman bu vakaların en fazla yayılması dünya basınında da, burada insanların kendi arasında da konuşulmasında da geçen tedbirlerin ilk başta çok fazla alınmaması. 2 aydan beri bu vaka sayıları ortaya çıktığından beri zaten Brezilyalılar kendilerini eve kapattı. Herkes eve kapattı. Herkes evinden çıkmamaya Orada başladı. biraz daha İş galiba yapımları... devlet yetkilileri baştan bu işi küçümsediler. Değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet, Sayın Devlet Başkanı Bolsonaro'nun bu konuda bunu bir grip vakası olarak, gelip geçici bir vaka olarak değerlendirdi. Bütün yapılan daha fazla mesela São Paulo valisinin alacağı büyük kararlara gerek yok bunlara tarzında açıklamaları oldu. Bu sebeple zaten São Paulo valisi ve Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro arasında çeşitli tartışmalar yol açtı. Hatta bildiğiniz gibi 25 gün önce Sağlık Bakanı'nı görevden almıştı Devlet Başkanı ve Cuma günü de yeni gelen Sağlık Bakanı istifa etti. Burada politik bir sıkıntı da şu anda söz konusu. Ortalık karıştı yani. Peki Evet. İtalya'yı bile geride bırakmış ya Brezilya rakamlarla. Siz ne iş yapıyorsunuz Umut Eker? Bizim burada işletmelerimiz var, turizm firmamız var, taşımacılık firmamız Peki var. siz kişisel olarak mı önlem alıyorsunuz? Yani evinize çekildiniz herhalde değil mi? Yani Evet. Aynen sizin dediğiniz gibi. Zaten işletmeler kapandı. İşletmeler, turizm faaliyetleri durduruldu. Bu da büyük bir yük oluşturuyor. Devlet Başkanı'nın zaten açıklamaları bu yönde. Yani tabii ki de milletimizin sağlığını düşüneceğiz. Ancak ekonomiyi de düşünmek zorundayız diyordu. São Paulo valisi de, bilhassa São Paulo diyorum çünkü ben hem São Paulo'da yaşıyorum hem de São Paulo nüfus açısından Brezilya'nın en büyük şehri. Burada bir kısmi karantina uygulaması vardı. Bu 2-3 kere ertelendi. 10 Mayıs'a kadar getirildi. Sonrasında en son açıklamayla 31 Mayıs'a kadar uzatıldı ama bugün sabah São Paulo valisinin bir açıklamaları oldu. Herkesin az önce söylediğim gibi burada kafalar biraz karışık. São Paulo valisi şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi genel karantina alma yetkisinde değilim. Ancak eyalet komitesi bunu alabilir diye Aa, bir ya genel peki karantina devlet sinyalini verdi. yetkililerinin ne dediğini bırakalım. Ahali ne yapıyor? Evlerinde mi? Evet, bütün Brezilyalılar evlerine girmiş durumda. İşletmelerin çoğu kapalı. Mesela turizm sektörü, taşımacılık sektörü, Hepsi çoğu kapanmış. her yer Yani kapandı. Evet, her yer kapandı. devlet onlara evinize gidin, işletmelerinizi kapatın demediği halde kendileri bu önlemi alıyorlar, öyle mi? Evet. İnsanlar burada çok çekingen ve korkak demeyelim de çok çekingen davrandılar. Virüs çıktığı zaman herkes evlerine gitti. E Zaten güzel. Niye evet artıyor o zaman? aslında şu, burada tabii ki insanları suçlamamak gerekiyor ama
Herkesin de bahsettiği, bu aralar Brezilya halkının bahsettiği bir olay var. São Paulo'da yaşayanların. Bundan 15 gün önce São Paulo Belediyesi bu da bir karar almıştı. Trafikteki yoğunluğu düşürmek için tek çift plaka uygulamasına geçti araçlarda 24 saat süreli olan. Yani 24 saat boyunca tek plakalar, diğer gün 24 saat boyunca çift plakalar. Evet. İnsanlar da iş yerlerine normal çalışanlar. Bu görüntüler ne ya? Bir dakika Umut Eker. Bu nedir bu görüntüler? Ha, Brezilya'daki toplu mezarlar. Böyle toplu mezarlar falan var Umut Eker, öyle mi? Bu toplu mezarlar devamlı basında gözüken, bunlar Manaus bölgesi. Sizlerin Amazonlar bölgesi olarak böyle bir gördüğünüz, bildiğiniz Manaus bölgesinde. Orada zaten devamlı São Paulo da o şekilde. Normalde mezar kazımları toplu olarak gerçekleşiyor. Aslında burada tabii ki de olay ciddi. Şu anda olayın ciddiyetini herkes kavradı ama bazı olaylarda mesela mezar kazımı burada tek tek değil, toplu olarak zaten yapılıyor. Peki. Yani 3 aylık bu şekilde süreçler mevcut. Peki, şu diğer ülkelere de bir bakalım. Umut Eker. Ben teşekkür ederim. Umut Eker, lütfen kendinize dikkat edin. Brezilya yukarı doğru çıkıyor. Aman dikkat, oradaki bütün vatandaşlarımız dikkat etsinler. Siz de Umut Bey dikkat edin. Caner, çok teşekkürler. Sen yine de o gazo